Merhaba değerli dostlar ve sevgili yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir endeks videosu. Aynı zamanda da fırsatların üzerinden geçeceğimiz Durum değerlendirmesi yapacağımız kritik bir video olacak. Videoya başlamadan önce eğer yatırımcıysanız ve gerçekten bir desteğe ihtiyacınız varsa, para kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde takip edebilir, videolarımızdan yararlanabilirsiniz ki yararlanmalısınız da. Birazdan video içerisinde neden kanalımızı takip etmeniz gerektiğini de bizzat göstereceğim. Aynı zamanda videonun beğenisi 2000'i geçtiği takdirde bu seriler devam edecek. Hem abone özel, hem üye özel, hem takipçi özel. Yani yapabildiğim bütün videoları takip eden bütün dostlarımıza yapmaya devam edeceğim. Evet dostlar, öncelikle endeksimizle başlamak istiyorum endeksimiz yine tepki hareketleri gelse de yeterli hacmin olmadığı hatta bugün pazartesi gününe göre çok düşük bir hacmimiz vardı dostlar bu hacimsiz ortamda da maalesef ciddi manada zorlanıyoruz doğru kağıtları seçmek çok zor İnsanlar kağıtlarda hareket bekliyor en azından gün içerisinde birazcık hani bir aksiyon olsun bir şeyleri takip edeyim istiyor o da olmayınca iyice demoralize oluyor e, zaten doğru yerde olmayan yatırımcı para kazanamıyor beklemek de fayda etmiyor böyle bir ortamdayız maalesef e, bunları zaten her canlı yayınımda, her videomda e, konuşuyorum, anlatmaya çalışıyorum. Özellikle bu dönemlerde, testler hareketlerinin olduğu dönemlerde veya ayı piyasasında doğru yerde olmayan arkadaşlarımız e, maalesef doğru düzgün para kazanmaya geç. Yani zararları bile artmaya devam ediyor. Şimdi öncelikle endeksimizin durumunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Öncelikle ABD tarafının açılışı ile beraber yukarı yönlü tepki aldık. Lakin ABD açılışı yeterli olmadı çünkü ABD istikrarla duramıyor. Yani ABD tarafı da aynı şu an bizim borsa İstanbul yaşadığı gibi sabah açıyor, biraz yukarı hareket yapıyor, ardından negatife bağlamaya başladı. İşte sürekli bir spekülasyon dönüyor küresel bazda. Bu spekülasyonları da aslında birazcık hani desteklemeye çalışıyorlar yaptıkları işlemlerle beraber ee, önce açılışta VIX eksi yüzde 13'lere kadar gerilemişti ee, ardından işte S&P %1 azak %1 civarında hareket etmişti ama VIX'i gördüğünüz gibi yüzde 5'lere kadar toparladı belki yüzde 0 veya yüzde 1'e bile atacak yani pozitif kanala bile geçecek bilmiyorum onu takip ediyorum şu an ee, yine Japon borsası %5'leri gördüğünüzdekilere kadar düzeltmemiş durumda. Almanya öyle, Fransa öyle. Yani genel itibariyle küresel piyasalarda satış hakim. Bu işin bahanesi değil arkadaşlar. Bu işin tamamen gerçeğidir. En gerçek analiz de budur. E, sektörleri takip etmek zorundasınız. Aynı zamanda endeksleri takip etmek zorundasınız. Korku endeksi gibi göstergeleri takip etmek zorundasınız. Bunlar düşen endekse bahane bulmak değil. Düşen endeksin neden düştüğünü öğrenebilmek için gerekli. Biz de bunları sağlamaya çalışıyoruz. İşte gördüğünüz gibi yani S&P yavaş yavaş negatife dönüyor ve S&P tarafında da sıkıntı şu... E, düşen onayı gibi görünüyor. Dün itibariyle 50 günlük ortalama kırılmış, aynı zamanda sat sinyali oluşturulmuştu. E, bugün itibariyle de önce bir dediğim gibi toparlama %1'lere yakın hareket yapıp hem pivot noktasından hem de 50 günlük ortalamadan direnç görerek aslında düşen onayı yapmış gibi görünüyor. Yani kısa vadede ABD tarafında baskılama devam edebilir. Yani bu S&P açısından 5380'lere doğru bir çekilme gelebilir demek oluyor. Tabii ki ekstrem bir tepki veya pozitif bir haber vesaireyle desteklemezlerse. Yani şu an ABD vadeli pozitif bizim gibi maalesef bütün gün endeks pozitif kalmaya çalışsa bile vadelilerde eksi yüzde bir buçuk eksi yüzde bir buçuk gibi sürekli kağıtları baskılamaya çalışan bir vadeli yok maalesef böyle bir durumumuz var avd'de endekse paralel ilerleyen bir vadeli sistemi var bu da bizim borsamızın ne kadar sığlaştığını da göstermiş oluyor arkadaşlar tabi eğer bu bahsettiğim düşüş onayı gerçekleşir ve s&p'de mesela 5380 lere veya dow jones tarafında da ee, bakalım. Aynen bu da mesela 40.700 aynen bak. Mesela bu da Bollinger tarafında 40.750 bandında direnç görmeye başladı ki özellikle Dow Jones 40.550 altına vermeye kalkarsa burada iyice bir baskılama ABD tarafında da meydana gelebilir. Bu da bizim endeksimizi tekrardan ee, 9560-9450 Bölgelerine doğru çekebilir Tabi şimdi yatırımcılar böyle konuştuğumuz zaman Hocam nakde dönelim Bırakalım edelim ee, Bıktık sıkıldık yorulduk vesaire gibi Yorumlarda bulunuyorlar tabi haklılar Kendilerince ama beni orası ilgilendirmiyor Arkadaşlar yani ben gerçekten orasında Değilim ben geçen de söyledim Benim ekibim benim üyelik sistemim benim hem üyelerim hem de sıkı takipçilerim. Yani şu an evet 99.300, bine giden bir kanalız ama sıkı takip edenleri ayrı bir noktada bulunduruyorum. Her fırsat videosunu belki elinde alım satım yapamayacak ama 10.000 kişi izliyor arkadaşlar. Attığımız tweetleri 5-10.000 kişi civarında bir her attığımız tweetin okunması var. Bunlar sıkı takip eden dostlarımız, yatırımcılar. Ben bunları ayrı bir noktada bulunduruyorum. Onlar zaten şunun farkındalar. Bu adam yılan bir adam değil mücadeleci bir adam ve endeks neymiş düşüyormuş şuymuş buymuş oturup hakaret onu bunu yapayım ona sağa sola salça olayım değil de nasıl çözüm üretirim derdinde olan bir adam olduğumu da gayet iyi biliyorlar. Bu ne demek? Ben bir manipülasyon, Mehmet Şimşek manipülasyonu, Merkez Bankası manipülasyonu, bilmem Warren Buffett manipülasyonları olmadığı müddetçe endeks negatif de olsa, pozitif de olsa ben buradayım kardeşim. Ben para kazandırmak için yatırımcıya en doğru bilgileri vermeyi devam edeceğim. Çünkü benim rakibim bu borsadaki diğer paylaşım yapanlar değil. Ben bunu son dönemlerde çok söylüyorum. Çünkü elimde bir model portföyü var. Bu model portföyü takip ediyorum. Bu da Fonlarla. Benim rakibim fonlar arkadaşlar. Yani tek rakibim Türk Hava Yolları diyor ya. Benim de tek rakibim fonlar. Fon üstüne getiri sağlamaya çalışıyorum ekibime. Ve bunu da sürdüreceğim. Neden? Hocam nasıl bu kadar böyle cesur konuşabiliyorsun? Yani endeks yüzde neredeyse bir düşmüş. Şuna bak ekran kıpkırmızı. kırmızı ee, bors, şey, bist 30 çakılmış yüzde bir. Bist 30 çakılmış yüzde 0.73. Kağıtlar kıpkırmızı. Ekranlar kırmızı. Umut diplerde. Sen gelmişsin. Fon diyorsun, para kazandırmak diyorsun, ekip diyorsun, bülten diyorsun. Hatta e, telegram adresinde paylaşımlar yapıyorsun. Bunlar bize inandırıcı gelmiyor kardeşim. İnandırıcı gelmek zorunda değil zaten. Bu memlekette kimseye bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Ama buyur, benim bültenlerim hemen burada. Açıp gösterelim. Bugün benim bültenim de yapmış. Buyurun arkadaşlar, 9 saat önce düzenlediğim bir bülten. Yani 5 dakika önce yazmadım bunları. Gördüğünüz gibi tahtayla ile ilgili Eksun. Ve bantaşı vermişim. Bantaş ne yapmış? Gün içerisinde nereyi görebilir? 12.88'i görebilir demişiz. 12.62 bölgelerine kadar hareket etmiş. Böyle kötü bir endekste buralara kadar gelmesi bile bir mucize. Burada yine de tutunmuş ve gün sonunda %1.5 civarında bir kapanış gerçekleştirilmiş. Diğer fırsat tahtamız olan Exxon. Exxon Gıda'ya geldiğimizde Exxon Gıda'da ne olmuş? Gelelim bir de buna bakalım. Buyurun arkadaşlar tahta ile ilgili beklentimizi vermişiz. 7.07 noktasında giriş noktası tahta 7.08'lerden tepki alıyor. 7.34'ü geçiyor. Ardından 7.40. 43'lere kadar gün içerisinde yaptığı hareket totalde yüzde evet 8'e yakın gün sonu kapanışı yüzde 3.25 benim bültenim bu kardeşim ben o yüzden buralarda böyle roketler bangır bangır fırsat videoları ben diğer beni diğerlerle değil beni fonlarla bugün fonlar bakın göreceksiniz kimseye de kar yansıtmayacak bu kadar basit yani son dönemde ileri hatta orta vade veya uzun vadede göreceksiniz fonların o eski karlar öyle saçma sapan kâr realizasyonları vermeyeceklerini. Hatta birçok fonlardan gelip bana yazıyorlar. Hocam benim elimde fon var satıp sizin bültenlerinize gelsem işte kurtarır mıyız tarzında. E görüyorsunuz benim karnem burası. 9 saat önce paylaştım bültenim kardeşim. Ayrıca hadi bülten. Hadi onu takip edemedin. Hadi üye değilsin. Hadi tamam 650 lira çok büyük bir para verme. Önemli değil. Hiç önemli değil. Takipçimsin. Sıkı takipçimsin. Kardeşim burada fonlar topladı. Roketleyecek dediğim şirket bugün roketledi mi? Roketledi. Tavandan döndü. 4 kapattı. Hiç önemli değil. Millet 3 tur 4 tur dönmüş. Bereketli olsun. Sıkı takip eden para kazansın. Yine de yüzde 4 civarında pozitif kapattı. Kıpkırmızı ekranda. Son olarak geliyorum. Ben sıkı takip ediyorum. İşte Hocam diyenler doğru mu yanlış mı kendini şu yönde soru, sorgulasın. Evet Twitter Broken NK. Burada sürekli bilgilendirmeler yapıyorum. Bunun yanı sıra ara arada fırsatlar veriyorum. Önüme bir fırsat düşüyor. Diyorum ki endeksli sikti aman boş ver aman şöyle değil. Ekibimde bir kişi 10 lira bile kazanacaksa bu fırsat varsa veririm kardeşim. Arkasındayım da. Buyurun saat 7. 7'de. Buyurun. 7'yi 8 geçe. Bahadır Kimya 63.40 daha orayı bile kırmamıştı. 63.40 nokta hatta 62.80 falandı ben bunu yazdığımda. 63.40 üstü kapatırsa 64.5 69'a kadar devam edebilir. Peki Bahadır Kimya ne yaptı arkadaşlar? Buyurun. Tavan yaptı. 65.85 verdiğim noktayla gittiği nokta arasında yaklaşık %5 var. Çatır çatır bir saat içerisinde burada sıkı takip eden yaklaşık 2000 kişiye böyle bir potansiyel sağladık mı? Sağladık. Bağdır kimyayı tabanlattık mı? Evet. Bir fırsat daha vereyim mi? Ee, kıraç galveniz vardı. Bununla ilgili bir potansiyel vardı. Bunda da 28-20, 28.5, 28-80 bölgesine kadar hareket edebilir dedim. Tahta gün içerisinde 28-36'lara kadar fırladı. Ardından oradan endeks bazlı bir tepkiyle he, gün sonunda kapattı noktaya bakalım. 27, 64, yüzde yine 3 civarında bir kapanış. Yani verdiğim noktalarda geri ama gün içerisinde ilk verdiğim direnç noktasına kadar potansiyel sağlamış oldu. Burada anlatmaya çalıştığım mevzu şu arkadaşlar. Benim umurumda bile değil. Ben manipülasyon olmadığı müddetçe düşen endekse de para kazanırım. Düşen endekse de para kazandırırım. Elimden geldiğince bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Sen sadece şuna karar vereceksin. Ben burada sağda solda boş konuşanımı yoksa sürekli fırsatlar bombardımanına tutan adamımı takip edeceğim diye burada sen kendi kararını kendin vereceksin. Ben elimden gelince yanınızdayım. Demoralize olmayın. Mücadeleye devam Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.